Üniversitesi Gençlik Buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz gençlerimizle Hakkı Bey her zaman bir araya geliyoruz. Hem sahada hem böyle toplantılarda onlarla görüşüyoruz. Aslında hani ben kişisel olarak da çok konuşmayı sevmem ama siyaset bazen konuşmayı gerektiriyor. Onların fikirlerini, önerilerini alıyoruz ve aslında en çok merak ettikleri de gelecek bence. Yani yaşayacakları, çünkü onlar işte bugün 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında. Bundan sonraki süreci merak ediyorlar. Yani kendi hayatlarını kuracakları, işlerini kuracakları, mutlu, güzel, yeşilin arttığı, mavinin korunduğu bir gelecek hayal ediyorlar. Benim gördüğüm o ve en çok da buna ilişkin soruları var, fikirleri var, önerileri var. Teknolojiyi tabii takip ettikleri için önümüzdeki süreçte ülkemizin bu alanda nerede olacağını merak ediyorlar. O yüzden hani biz gençliğimize Teknofest gençliği diyoruz. Çünkü Teknofest'te 6 yıldır Türkiye'nin, dünyanın en büyük teknoloji, sanayi, uzay alanlarında önemli bir fuarını Türkiye'de, İstanbul'da, hatta diğer illerimizde düzenliyoruz. Gençler geleceği merak ediyor. Gelecekte çünkü şu an iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu da biliyorlar. Ve bu manada da işte acaba İstanbul'da, Üsküdar'da, diğer illerimizde nasıl bir gelecekte işte o iklim krizinin etkileriyle birlikte şu an yaşadığımız afetler, yangınlar, işte bunların sayısı, sıklığı, şiddeti her geçen günde artıyor. Gençlerimiz bu manada geleceklerine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak adına neler yapıldığını mesela merak ediyorlar. Bu manada da aslında onlarla birlikte yol yürüyoruz. Bizim 208 tane iklim elçimiz var. Her üniversitemizden bir tane iklim elçimiz var. Ve burada gençlerimizle birlikte, onların fikirleriyle birlikte bizim 2053'e, hani 2053 dediği zaman bazıları diyorlar ki ya işte 1453'ten gidiyoruz, 2053 diyoruz. Hayır, yani evet 2053'ün bir manası var. Var ama bunun dışında biz 50 yıllık, 100 yıllık geleceğe dair planlar ortaya koyduk. Biliyorsunuz seçime çok artık az bir zaman var, sayılı günler kaldı. Bu kadar tabii birçok eser var yaptığınız ama özellikle seçimde şu eser bizim için çok daha önemli. Seçimi kazanmamızda çok büyük bir artı olacak dediğiniz bir eseriniz var mı acaba? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum Esra Nur kardeşimize. Tabii dün büyük bir coşkuyla yüzyılın mitingini gerçekleştirdik. Herkes oradaydı. Gençlerimiz oradaydı. Annelerimiz, ablalarımız, abilerimiz. 7'den 70'e tüm İstanbul oradaydı. Ve büyük bir coşkuyla yüzyılın mitingini gerçekleştirdik. Burada tabii milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı kucakladı. Çünkü şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. 21 yıldır bu ülke, ülkemizin şehirleri, gençleri, kadınları Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet. Ekibiyle kişiler değişti. Geldi, işte belediye başkanıydı, ondan sonra başka iş yaptı, yapamadı. Ama 21 yıldır tüm ekibiyle birlikte bu ülke için bir hayal kuruldu. Ve bu hayal teker teker gerçekleştirilebilmek için elinden geleni yaptı. Ve 21 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımız bu emaneti en güzel şekilde liyakatli kadrolarla ve İşte eğitimden sağlığa, sanattan spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yaptı. Şimdi dün
7 Mayıs'ta Büyük İstanbul mitinginde biz işte gençlerimiz, kadınlarımız, gelecek neslimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 21 yıllık emanette ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye olabilmesi için yeni bir 5 yıllık sürece ilişkin emanetini verdiler. Değerli arkadaşlar, niye ehliyetsizlik kazanacak? Niye kaybedecek? Niye liyakatsizlik kaybedecek? Çünkü yani bakıyorsunuz seçim meydanlarında gençler için, vatandaşlarımız için sözler veriliyor. Öyle değil mi? Bir genç yani burada bir şey dinliyorsa eğer yapılıp yapılmadığını veya bu işte samimiyetin olup olmadığını kontrol eder. Ya buna inanıyorsa eğer destek vermeli. Yani hani boş vaatlere, tutulamayacak hayallere gönül vermeye gerek yok. Yani çünkü gerçek vardı. Yani elle tutacaksınız. Şimdi bundan 4 yıl önceki yerel seçimlerde bugünkü muhalefet partisi birçok vaat verdi. Söz verdi. Ama bu sözlerin bugün görüyoruz ki hiçbiri tutulmamış. Bizim yaptığımız işleri durdurmaktan öteye geçememişler. Beceriksizler kaybedecek. Neden kaybedecek? Bu millet geleceğiyle ilgili bir hayal kurmuş. Bu hayalin gerçekleşmesini bekliyor. O yüzden diyoruz, eser diyoruz. Eser siyaseti kazanacak diyoruz. Adilden geliyor değerli arkadaşlar. Yani biz ne için mücadele ettik ya? Toprağı için yaptık. Şimdi sen yemeyeceksin, içmeyeceksin. Onlara işte bakanlık verecek tarzı. Ekipler var ya mesela. Onlar evet. Böyle tarihi eski işte savaş mühimleri falan da. Onları seyrediyorum.